Düşünme, hissetme döngüsünü biliyorsunuz değil mi? Düşünceler, beynin ürünü ise ve duygularda bedenin dili ise nasıl düşündüğünüz ve nasıl hissettiğiniz bir varlık durumu yaratır. Ve siz, vücudunuzun etrafına elektromanyetik bir imza yayınlarsınız. Patronunuzun haksız davrandığını düşünerek bir nöron ağını çalıştırır, düşük ücret alıyorum derseniz farklı bir nöron ağını çalıştırırsınız. Bunlar sadece kafanızdaki seslerdir takdir edilmiyorum, aşırı çalışıyorum gibi peş peşe ateşlenen yeterli nöronunuz olursa bir zihin seviyesi oluşur. Zihin hareket halindeki beyindir. Bu nöronlar peş peşe ateşlenince zihninizde bir sunum yapılır ve dikkatiniz buraya çekilir. Siz de zihninizde canlanan bu görüntünün gerçek olduğuna inanırsınız. Düşüncenin deneyime dönüştüğü an beyin bir kimyasal üretir yani amigdala sinyali alır, onu hipotalamusa gönderir, o da Hipofiz bezine ve o da bedeninize nörokimyasal sinyal yollar ve sinyal böbrek üstü bezlerine ulaşır. Böbrek üstü bezlerinin düğmesine basılınca da öfkeyle uyumlu hormonlar üretmeye başlarsınız ve sinirlendiğinizi hissedersiniz. Benimle misiniz? Sinirlendiğiniz anda alana bir işaret yollarsınız ve "Aa, sonsuz zeka bana daha çok sinirleneceğim şeyler gönder. Ama bunu hiç beklemediğim yollarla yap ki şaşırayım ve senden geldiğini bileyim." dersiniz. Bu şekilde hissederseniz bu duygularla örtüşen düşüncelere yönelirsiniz. Benimle misiniz? Ve gerçekmiş gibi kabul eder, bu düşüncelere inanıp teslim olursunuz. Çünkü hisleriniz de çok güzel hizalanmıştır. Bu olduğunda da zihninizde bir sunum, beyninizde bir hologram yaratırsınız. Ve bu hologram sizi inandıran bir görüntü halini alır. Ve bir anda beyninizde nöronlar arası ateşleme yapan sinir ileticiler Hipotalamus da nöropeptit üretmeye başlar. Hipotalamus da meydana gelen bu nöropeptitler bedene sinyal yollamaya başlar ve siz de nörokimyasal olarak hormon adı verilen üçüncü tip ligandı aktive edersiniz. Sinir taşıyıcılardan nöropeptitlere ve hormonlara böylece daha çok adrenalin salgılayıp daha fazla sinirlenirsiniz. Benimle misiniz? Bu arada bu kimyasallar yaklaşık 90 saniye ile 2 dakika sürer ve yaklaşık 1300 farklı kimyasal oluşur. İnsanlar da bu sonsuz döngüye girebilirler ve bunu her yaptıklarında da sadece düşünce yoluyla bedenlerinin dengesini bozarlar. Benimle misiniz? İnsanlar bunu yıllarca sürekli yapıyor ve bunu yaparken bu üçüncü merkeze aşırı yükleniyorlar. Benimle misiniz? İşte ligand. Ligand bağlı, tutturulmuş demektir. Reseptör bölgelere bağlanan, tutturulan üç tip kimyasal vardır. Bunlardan biri sinir taşıyıcılarıdır. Genellikle neokortekste nöronlar arası iletişimi sağlarlar. Sinir taşıyıcıları nöropeptitleri, nöropeptitler de bu bağımsız hormonal merkezleri etkiler. Yarın enerji merkezlerini kutsayınca daha fazla öğrenmiş olacaksınız. Bu hormonal merkezlerin her biri beyinden peptit ya da kimyasallar almaktadır. İlk üç merkezdeki her şey hayatta kalma moduysa cinsellik güdüsü olur çünkü hayatta kalmayla üreyip neslini sürdürme bağlantılıdır. Sindirim de hayatta kalmayla bağlantılıdır çünkü vücudu beslemek gerekir. Ancak bu merkezleri aşırı kullanırsanız aynı merkezlerin dengesini bozarsınız. Ve biz de vücuttaki enerji merkezlerini ölçümledik. Buradaki enerji merkezlerini kutsamış biri. Siz bunu yarın ve tam olarak neler olduğunu da birkaç gün sonra öğreneceksiniz. Hormonal sistemlerin hizalanmasını ölçtük. Ayrıca enerji merkezlerinin genişliğini, başka değişle e, boyutlarını ölçtük. Whoops, burada gerçekle ilgili küçük bir sorun var. Üç gün sonra aradaki farkı kaç kişi görüyor? Bir bilim adamına bunu nasıl yaptılar diye sordum. O da bunu bilinçli zihninizle yapamazsınız dedi. Bilinçli zihin otonomik sinir sistemiyle bir oluyordu. Onlar otonomik sinir sistemini programlıyor. Bu hiç de fena değil, değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Kadın bunu bir meditasyonda yaptı. <laughs> bunu sağdan sola okuyacağız. Ruslar bazen böyle yapıyor. Burada 6. merkez neredeyse ekranda bile değil, çok uzakta. Bu öncesi, bu da sonrası. Farkı görüyor musunuz? Bu öncesi, bu da sonrası. Bu öncesi, bu da sonrası. Farkı görüyor musunuz? Hizalanma ve boyutlar. Bu öncesi, bu da sonrası. Anladınız mı? Önce, sonra. Burası Cancun. Şuna bakın. Şunun boyutlarına bakın. Değişime bakın. Yine soldan sağa döndük. Şuna bakın. Tek meditasyonda ve vücut etrafındaki enerjiyi ölçtük. Arada birkaç gün var. Daha çok enerji olduğunu kaç kişi görüyor? Artık daha çok enerji, daha az madde. Farka bakın. Bu da bir başkası. Birkaç gün sonra etrafındaki enerjiye bakın. Bunu kaç kişi görüyor? Bu küçük sistemin iyi yanı, Rusya'da bu aygıt durumu ciddi olan insanlarda ameliyata girmeden önce kullanılıyor. Vücut etrafında yeterli enerji yoksa ameliyata almıyorlar. Çünkü hastanın iyileşmek için enerjisi yok. Uzmana böyle bir değişiklik görmek için ne kadar süre gerekir ve hastanın ne yapması lazım diye sordum. O da hasta oruç tutmalı ya da vejetaryen veya hafif beslenmeli. Günlerce çok su içmeli, bol bol uyumalı, ancak o zaman böyle değişir. Çünkü vücutları gelişir, büyür, onarılır. 2-3 günde gördüğü bu değişiklikten çok etkilenmişti. Bakın Öncesi, sonrası. Vücut çevresindeki enerjiye bakın. Daha çok enerji, daha az madde. Anladınız değil mi? Öncesi, sonrası. Farkı görüyor musunuz? Vücut çevresindeki enerjiye bakın. Nasıl yükselmiş bakın. Daha çok dalga, daha az parçacık, daha çok enerji, daha az madde. Sonra da beyin dalgalarını ölçümledik. İnsanların başına bu başlıkları taktık. Ekibimin emeğini bir düşünün. Bu sözünü ettiğim testlerden yaklaşık 430 ila 450 civarı insan geçti. Artık uzman oldular. Şimdi hızlı bir sinir bilimi dersi verelim. Hazır mısınız? Beyinde fazla kırmızı görüyorsanız bu beyinde fazla enerjiyi temsil eder. Takipte misiniz? Fazla kırmızı nokta ve ince bir kırmızı çizgi normalden uzakta bir standart sapmayı temsil eder. Daha kalın bir kırmızı çizgi varsa bu iki standart sapmadır ve çok kalın bir çizgi varsa normalin üstünde üç standart sapma vardır. Böyle birinin tablosuna bakıyorsanız, beyni fazla uyarılmış, düğmesine basılmış ve fazla yükselmiş demektir. Aynı anda bütün kanalları değişmiş gibidir. Beyinde fazla mavi varsa, buna hipo uyarılma veya hipoaktivite denir ve çizgi ne kadar kalınsa normalden o kadar uzaktır. Yani bu insanın beyninde fazla enerji yoktur. Beynin farklı bölümleri birbiriyle konuşmaz. Çünkü beyinde enerji yoktur. Bunu kaç kişi anladı? Mavide düğme kapalı, kırmızı da açık. Anlaşıldı mı? Şimdi bu insana bakalım. Kendisi etkinliğimize katılmış biri. Yukarıdaki ön lobu. Bu beynin geri kalanı. Peki ön lob mavi ise bu ne demektir? Düğme kapalı değil mi? Ön lob patrondur. Yönetim kurulu başkanıdır, yöneticidir. Ön lob kapalı ise patron yemeğe çıktı demektir. Patron yemeğe gidince geri kalan kısım cinnet geçirir. Bu da kaygıdır çünkü kişinin beynin geri kalanını kontrol eden ön beyni gitmiştir. Takipte misiniz? Üç günün sonunda mavi ya da kırmızı bulunmaması normaldir. Bu kişinin normal bir beyni vardır. Şimdi şu çift beyin işleminin güzelliğine bakın. Eş zamanlı ve düzen için çalışıyor ve kaygı durumu da geçmiş. Bu kişi bir Parkinson hastası. Parkinson hastalığı beyindeki dopamin eksikliğidir. Dopamin eksikliği olduğunda üst motor nöronları birbiriyle iletişim kuramaz ve bu da bir tür spastik felce yol açar. Parkinson hastalarının istem dışı titremeleri veya motor titremeleri olur. Yürüme sorunu yaşarlar. Buna festinasyon yürüme ya da ayaklarını sürüyerek yürüme denir. Bu kişi çalışmalarımıza katıldı ve sadece 3 gün meditasyon yaptıktan sonra hemen hemen normal bir beyne sahip oldu. Ve engeli engeli e, titremeleri %90 yok oldu. Başka bir ölçümleme daha var. Adı kantitatif elektroensefalograf. Takipte misiniz? Cevap verin dahilerim. Bakın bu çok kolay. Koyu mavi görürsek normalden 3 standart sapma vardır. Koyu kırmızı görürsek Normalin üstünde 3 standart sapma vardır. Kırmızı, beyindeki çok fazla enerjiyi, mavi hareketsizliği temsil eder. Takipte misiniz? Yeşil normaldir. Sarı ya da turuncu tarafa yönelmişseniz, kırmızıya doğru hareket ediyorsunuz. Açık ya da ortak boyulukta maviyseniz, serin tarafa ilerliyorsunuz. Bunu anladınız mı? Peki normal hangi renkti? Şimdi bunlar 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz farklı zamanlarda farklı beyin dalgaları ölçüyoruz. İşte bu delta. Bu teta, buradaki alfa ve bu da beta. Benimle misiniz? Bu Parkinson hastasının meditasyondan önceki beyin şeması. Beyindeki alfa bölümüne ve beta bölümüne baktığımızda beyninin alfa ve beta kısımlarında hiç enerji olmadığını görüyoruz. Yani fazla öğrenemiyor. Dikkatini veremiyor konuşma ve vücudunu kontrol etme zorluğu var. Çünkü beyninde vücudunu kontrol altında tutacak enerji yok. Bunu kaç kişi anladı? Birkaç günlük meditasyondan sonra ne görüyorsunuz? Yeşiller çoğalmış mı? Bakın, burada kaygı hali azalmış. Kaygı, titremelerin başlayacağını düşündüğü an çıkan duygudur benimle misiniz? meditasyona devam etmesini, daha sonra tekrar tarama yapacağımızı söyledik. Ve bu tablo, Şubat'taki çalışmadan sonra Mayıs'a ait. Yeşiller çok daha iyi değil mi? Kaygı iyice azalmış. Derken 3 Haziran'da annesi öldü. Bir hafta sonra da ablası kalp krizi geçirdi. Hastamız da meditasyonu bıraktı. Plasebo terapisini bıraktı. Varoluş durumunu değiştirmeyi bıraktı ve bu stres yüzünden beyni tekrar eski kalıplara döndü. Şuradaki kaygıyı gördünüz mü? Titremelerin büyük kısmı geri geldi. Yine de beyni ilk başladığı zamanki gibi değil. Başladığı zaman yarısından fazlası maviydi. Ama uyarılmış hali, kaygısı ve titremeleri geri döndü. Peki ona ne dedik? Dert etmeyin. Önemli değil. Sadece yoldan çıkmışsınız. Meditasyonlara başlayın ve yeni bir varoluş durumuna geçin. Meditasyonlara tekrar başladı ve bakın kırmızılar gitti. Yeşiller çoğaldı. Farkı görüyor musunuz? Temmuz'da tekrar geldi. Bakın, normal bir beyin. Titremelerinin %95'i yok oldu. O artık Parkinson hastası değil. Ve bunu sadece düşünce gücüyle başardı.